Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve efevvizu emri ilallah. İnne allaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâm alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîne alâl khayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil el nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İza abakal abdu lem tukbel lehu salatun. Hatta yerci ila mevalih. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmainin bir cümle ahirete irtihal eden müminat, rahmetullahi aleyhi mecmainin, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz üstazlarımızın, meşayihlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erbaa için el-Fatiha. Bağdat'a bir her şey tesadüfen olmuştur, rastgele olmuştur diyen bir tabiatçı gelmiş Yunan, eski Yunanlılardan gelmiş, bütün alimleri susturmuş. Ondan sonra İmam-ı Azam'ın hocası da Hammad bir ok almış. O da bir rüya görmüş, rüyasında büyük bir domuz, affedersiniz, gelmiş rüyasında Hammad, hocanın Hammad'ın, efendim büyük bir avacı, dallarını, yapraklarını yemiş, dallarını yemiş, bir gövdesi kalmış. Dehşetle uyanmış hocası. Ertesi gün derse gelmiş, böyle çok üzgün. İmam-ı Azam o zaman genç daha, 17 yaşlarında. Hocam demiş, valide hanım mı öldü? Neden böyle çok üzgünsün? Hayır evladım demiş, öyle bir şey yok. Ama böyle böyle bir rüya gördüm. Hocam korkma demiş. O gelen herif var ya demiş, bu inkarcı herif, bütün diğer alimler sustu, dalı yaprağı yedi. Alimlerin gövdesi sensin demiş, bir sen kaldın. Hocam demiş, onun için bu ona alamet. İstersen demiş, senin yerine ben gideyim onun karşısına. Gün tayin olmuş, insanlar, meşhur adam böyle, herkes duymuş. Meydana, toplanılacak meydan işaret edilmiş. İmam-ı Azam Hazretleri, o gün Bağdat'ın ortasından nehir akıyor. Dicle, Fırat nehirleri akıyor. Karşı tarafı geçmiş Dicle nehrin karşı tarafına. Saatten geç kalmış. İşte herkes toplanmış. Kürsüde o adam var. İmam-ı Azam elinde torba gecikerek gelmiş böyle. Genç çocuk zaten. Nerede kaldın be çocuk demiş ona. Herkesin içinde kibirli, gururlu. Kibirli adam mağlup olur. Kibirli Allah yardım etmez. Çünkü zaten inanmayan Allah yardım eder mi? Demiş, kusura bakma. Bugün karşıya geçtiydim. Karşıda uyudum. Karşıdaki bu tarafa geçmek için kayık lazım oldu. Kayık için tahta dilme lazım oldu. Tahta dilme için ağaç lazım oldu. Ağacı kesmek lazım oldu. Ağacı biçmek lazım oldu filan. Tabii bunlar da kendi kendine oluncaya kadar bekledim. Ağaç oldu kendi kendine. Sonra ağaç kesildi, tahta dilme oldu. Sonra tahta dilmeler kendi kendine çakıldı. Kayık oldu. Kayık da kendi kendine bindim, kendi kendine geldi. Aptal çocuk demiş, hiç ağaç kendi kendine olur mu? Kendi kendine kesilir, tahta dilme olur mu? Tahta dilme kendi kendine kayık olur, çakılır mı? Kayık kendi kendine kaptansız yürür mü? Demiş, bir kayın bile kendi kendine olmayacağını aklın giriyor da demiş, şaşkın herif. Bu kainatın yeriyle, göğüyle, güneşiyle, ayıyla kendi kendine olduğuna nasıl kanı oluyorsun? Milleti kandırıyorsun. Böyle
Tesadüfen olur mu bunlar? Sen onu bırak da demiş ya. Allah nerede? Allah her yerde. Her yerde olur mu canım demiş. Süt demiş. Bana getirin bir bardak süt. Demiş adam. Bunun için yağ var mı? Var demiş. Göster nerede? Her yerde demiş. O zaman da Allah'ın nuru her yeri kaplamıştır. Diyoruz ya Allah her yerde hazırdır, nazırdır. Sen onu bırakca demiş. Siz diyorsunuz ki Allah'ın evveli yoktur. Hani oradan ben bu misale geçtim. Allah'ın evveli yoktur, ezelidir. Sonu da yoktur, ebedi. Böyle yaratık olur mu demiş. Böyle şey olur mu canım? İmam-ı Azam demiş ki sen sayı saymasın biliyor musun demiş. Bilirim say bakayım. Bir, iki, üç. Dur demiş dur. Birden evvel ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok diyorsun hem de bir var diyorsun. Kendinden evvel bir şey olmayan biri kabul ediyorsun da Allah ezelidir, önden evvel bir şey yok desek neye aklın ermiyor? Canım sen onu da bırak demiş. Cevap veremiyor tabii. Şimdi Allah ne yapıyor onu söyle bana. Senin Allah'ın ne yapıyor şimdi? Demiş bir sürü soru sordun kürsüden. Ben aşağıdayım. İn aşağıya demiş ben çıkayım bir de sıra bana gelsin. Çıkmış yukarıya. Şimdi Allah senin gibi dinsizi rezil etti. Aşağıya indirdi. Benim bir mümini yukarı çıkardı. Aziz etti demiş. Evet. Allah'ın evveli yok. Bizim inancımız öyle. Sonu da yok. Ebedidir. Ezelidir. Entel evvelu feleysi kableke şey. Sen ilksin. Senden evvel hiçbir şey yok. Bak inancımızı tazeletiyor. Yatarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evveliyete sen layıksın. Ve entel ahiru sen sonsun. Feleysi badeke şey. Senden sonra hiçbir şey yok. Ezeli ebedisin. Bunu Peygamberimiz kendi mübarek lisanıyla bize anlatıyor. Yatarken, rakarken ve entel batinu sen gizlisin. Evet. Feleyse duneke şey senin ötende bir şey yok. Ne demek bu? Allah'ı görüyor musun? Haşa Allah görülür mü ya? Çünkü bu gözler cisimleri görür, şekilleri görür. Allah şekle sığmaz. Leyse kemisli şeyin. Hiçbir şey Allah değil. Yani şu görünenler hiçbir şey Allah benzemez. Allah onlara şekle sığmaz. Küllü mâ hatara bi bâlike vallahu gayru zâlik. Aklına hayaline ne geldi? Benim aklıma ne gelir? Şekli, renkli, köşeli efendim bir cisim gelir. Allah böyle bir cisim değildir. Mekana, zamana, şekle sığmaz. Aklına ne geldiyse o Allah değil. Ama Allah var. Çünkü ben varım. Descartes öyle diyor. Evet, öyle söylüyor. Je pense, donc je suis. Düşünüyorum, öyleyse varım. Olmayan şeyi düşünebilir mi? Olduğuma göre diyor, benim bir yaradan var. Ben rastgele olamam. Öyle mükemmel bir yaratığım ben. Ben rastgele olamam. Ben varım, Allah var. Her şey var, bir düzen içinde geçiyor, var. Var ama göremiyoruz. Onun için Yunus Emre ne diyor? Sensin bize, bizden yakın. Görünmezsin, hicap nedir? Öyle değil mi? Allah bize şah damarımızdan daha yakın değil mi? Kur'an'da, min hablil verid. Evet, şah damarımızdan daha yakın. Yani insan öleceği zaman, Azrail Aleyhisselam gelmiş, adam öleceğini bilmiş. Telaşlı, etraf gidiyor, eyvah. Elinizden bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Süresi dolmuşsa Azrail görevini yapıp alıp gidiyor canını. Biz o zaman nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Size ondan daha yakınız. Şah damarından da yakınız. İş bizim elimizde. Şimdi oraya geleceğim. Uyku bir ölümdür. Ölümün çeşididir. İstediğini sonra salıver. Ayette var böyle. Diriltiyorsa bari kalkıyoruz. Öldü mü gidiyoruz. Cansız bir şey oluyoruz. Ölü gibi değil mi? Duymuyoruz, etmiyoruz, ne yapacağımı bilmiyoruz. Küçük, bunu hatırlayacaksın. Bunu hatırlayacaksın. Sen ilksin, senden evveli yok. Sen sonsun, senden sonu yok. Sen gizlisin, senden öte gizlilik yok. Evet, sen bize bizden yakınsın ama görünmezsin hicap nedir? Evet, çün, evet, Yunus Emre'nin şimdi diyor ki çün aybın yok. Kim görünmez? Ayıplı adam kaçar insanlardan. Kınarlar beni diye.
Senin ayıbın yok diyor. Görklü yüzün üzerinde nikap nedir? Ayıbın yok ya Rabbi. Noksanlıklardan münezzeh. İnancımız öyle değil mi? Allah'ta hiçbir noksanlık yoktur. Niye yüzün göstermiyorsun öyleyse diyor. Neden bizden diyor gizlisin? Yunus böyle söylüyor. Bize de hatırlatıyor Allah'ın görülmeyeceğini. Rahim dürür senin adın. Rahimliğin bize dedin. Mürşitlerin müjdeledi. Evet. La taknatu. Hitap nedir? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla yiyorum, içiyorum, başlıyorum, yürüyorum, çıkıyorum, giriyorum, yatıyorum. Besmele bu demek. Allah'ın bir adı Allah'sa bir de Rahman. Merhamet eder. Rahim. Yine merhamet eder. Sevap verir güzel isteyenlere. Rahim o demek. Madem Rahmansın, Rahimsin. La taknatu min rahmetillah dedin bir de. Kur'an'da var ya. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Bu ne oluyor o zaman diyor. Yani bunlara bize dikkatimizi çekiyor Yunus Emre. Evet, kötülük isteyenler, yanlış işler yapanlar, umutsuzluğa kapılmayın. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Kendilerine yazık edenler. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. İnnallah yağfiru zunube cemi'a. O ayete şahit ediyor. Umutsuzluğu yok. Mevlana da gel diyor Mevlana. Gel ne olursan ol. Umutsuzluk derahı değil İslam. Gel. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh de. Kurtul. Gel diyor. Geçmişine bakmayız biz. Onlara işaret ediyor Yunus da. Evet, burada da şimdi biz bunları hatırlıyoruz. Evet, sen ilksin. Evvelin yok. Sonsun. Sonun yok. Sen gizlisin. Gizlilikten öte, senden öte gizlilik yok. Evet. Böyle dedikten sonra evet, Peygamberimiz dua ediyor şimdi bakın. Ağnina minel fakri. Evet. Fakirlikten bizi zengin kıl. Fakirlikten kurtar bizi. Neden? Ne demek bu? Fakirlik iki türlü. Bir, hemen bizim aklımıza geldiği gibi paramız yok, malımız yok, kuruşumuz yok, züğürt, fakirlik bu. Fakir adam tabii aç kaldığı zaman acım diyecek, el uzatacak. El uzatmak iyi değil ki, vermek iyi. El uzatmak, dilenmek, aşağılık demek, zillet demek, vermek izzet demek. İnsan şerefli yaratık. Verme insanı olmalı. Alma insanı olmamalı ki. Ha, insan şerefli insan olarak benim yaşamamı sağla demenin bir çeşidi de beni fakirlikten kurtar, dilendirme. Dilendirmek iyi değil. Zillete düşmek demek ya Rabbi. Beni dilendirme. Fakirlikten beni zengin kıl. Evet. Bir bu fakirlik var. Bir de kalp fakirliği var. Gönül fakirliği var. Bir adam Karun kadar zengin. Çok zengin olabilir ama inanç fakiridir. Ahiret inancı yoktur. Allah'a karşı şükür nedir bilmez. Allah'ın nimetlerin kadrini bilmez. Şunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapayım. Ne kadar zengin olsa bir türlü doymaz. Öleceğini hatırlamaz. Kabre bir beyaz kefenle gideceğini hiç aklına getirmez. Böyle durmadan şunu da yapayım, bunu da yapayım, yapamadım, edemedim derken Azrail gel götürür. Adam ihtiyaç içinde ölür. Bir de biliyorsunuz siz diyorsunuz şey bir de hani gönlü tok adam var. Bir de aşk gözlü adam var. Aşk gözlü yapma. Aşk gözlülük insanı böyle dilenme, başkasını boyun eğme, şerefinden şey etme, fedakarlık etme sürükler. Ben insan olarak, temiz, şerefli bir insan olarak yaşamam için bu fakirliklerden beni kurtar ya Rab. Bu çok önemli bir madde bakın. Beni fakirlikten kurtar. Vakti annet deyin. Evet, borcumu benim adıma
ödeyiver veya beni borcumu ödemeye muktedir kıl. Bana borcumu ödeyecek işler ver. Bu vesileleri halk et ya Rabbi. Vakna anne deyn, vakti anne deyn. Evet, borcu benden gider ya Rabbi. Demek ki borç ne? Borç. Allah'a karşı borç. Namaz kılmamışsın, borç. Oruç tutmamışsın, borç. Evet, Allah'ın emirlerini yerine getirmemişsin, borç. Hacca gitmemişsin, borç. Bir de kullara karşı borç var. Para almışsın, ödememişsin. Karşılığını vermemişsin. Evet, hepsinden beni kurtar. Yani borçlu olmak çok kötü bir şey. Bak, yatarken bunu hatırlatıyor Peygamberimiz. Bir adamın vefatı sırasında buyur ya Resulallah demişler. Cenaze namazını kılıver. Borcu var mı bu adamın demiş Efendimiz. Evet var demişler. O zaman siz kılın demiş. Siz kılın, ben kılmayacağım. Peygamber kılmayınca kimse kılar mı? Pır dağılmış herkes. Biri demiş ki ya Resulallah, adamın borçlarını ben kefilim, ödeyeceğim. Adam rezil oldu ya, tapudu kaldı meydanda, kimse namazını kılmıyor. Ha, o zaman gelmiş kıldırmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bize bir mesaj veriyor. Borçlanmayın. Borçlu adam şerefle yaşayamaz. İnsanca yaşayamaz. İnsanlığından, şerefinden fedakarlık eder. İyi bir şey değildir. Çaresiz kalmadıkça borçlanmayın. Borçlanmışsanız bakın yardım isteyin Allah'tan. Fakirlikten kurtar. Hem Allah'a karşı borçlu olmak kötü, öbür tarafta hesap vereceksin ya. Hep yatarken ölüm var ya, uyku küçük ölüm ya, dirilmeyebilirsin ya. Öbür tarafta borçluysan, beni kurtar ya Rabbi borçtan diyor. Yatarken Allah'a yalvarıyor. İnsanlara olan borcunu da hatırlıyorsun ve ondan kurtulmaya çalışacaksın. Bu duayı okuyacaksın. Evet. Ente ahizüm, Allahümme rabbe semavati ve rabbel ardı. ربنا ورب كل شيء أنت آخر من ناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أغننا من الفقر واقض عنا الدين. Yatarken bunu söyle buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi yatarken yapacağımız başka işler de var. Bir insan yatacağı zaman bir daha uyanamayacağını da düşünerekten hemen ölümü hatırlayıp günlük bir muhasebe yapmalı. Bugün iyi mi oldu, kötü mü oldu? Günüm iyi mi geçti, kötü mü geçti? Sevap mı aldı, kazanmışlı mıyım? Günah mı işledim? Bir muhasebe yapmalı. Günah işledi, tevbe istiğfar etmeli. Ondan sonra abdestli uyumalı. Evet, abdestli uyumalı mümkünse. Çünkü kalkmayabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin size ben çıkardım getirdim şeysi var, hadis-i şerifi var. Abdestli uyuyan adam, evet abdestli uyuyan adam o gece ölse, abdest o gece ölse günahlarından kurtulmuş olarak ölür diyor Peygamberimiz. Böyle arkadaşlarımız da biliyoruz, gelmiş yatmış daha da kalkamadı. Ruh, zaten Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Ruhunuzu alıyorum ben, yaşatacağımı geri veriyorum, ötekini göndermiyorum. Verim, tutuyorum. Biz de onlardan birisi olabiliriz, bilmeyiz. Garantilisi, bakın bunlar mecburi değil. Ta başta söyledim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri mecburi değil. Ama bunlar da çok makul şeyler. Efendimiz bize uyarıyor, bizi sevdiği için abdestle uyumaya teşvik ediyor. Eğer abdestle uyursanız, evet, melekler o kula sabaha kadar dua eder. Allahümme ufir li abdike fe innehu bâte tahiran. Abdestli yatan, uyuyan mümine melekler, özel melekler gelir derlermiş ki Allah'ın bu kulun peygamberin bu sünnetini yerine getirmek için abdestli uyudu. Sen de bu kulunu affet ya Rabbi. Evet, affet ya Rabbi derlermiş. Ve meleklerin de tabi günah olmadığı için temiz kişiler, salih yaratıklar olduğu için duaları geçer ve abdestle uyuyan adam o gece ölse günahlarından kurtulmuş olarak ölür diyor. Şimdi demek yatarken besmele ile gireceğiz.
bu duamızı okuyacağız. Ondan sonra abdestli olacağız. Mümkünse peygamberimizin tarifleri sağ muhasebe yapacağız. Eğer kazançlıysak şükredeceğiz. Kayıplıysak istiğfar edeceğiz. Besmele çekilerek sağ tarafımıza şey edeceğiz, yatacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha duaları var. Bu konuda yeri geldikçe onları da okuyacağız. Ve yatarken Allahümme gıni azabeke yevme teb'as ibadek. Şimdi burada uyuyorum, dirilmeyebilirim. Ama öldükten sonra ölürsem dirileceğim. Biz ona inliyoruz. Bahs-ı badel mevt hak. Bahşerde bir daha hesaba çekileceğiz. Evet. Allahümme gıni azabeke. Allah'ım azabından beni koru. Yevme teb'as-ı ibadek. Kullarını mahşer gününde diriltip hesaba çektiğin gün beni azabından koru diye dua yapıp öyle uyuyacağız. Uyuyacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeysi bu. Bir de şimdi çok böyle bize şeyler, sorular soruyor telefonlarla filan. Efendim işte bana cinler musallat oldu. Biz cinlere inanırız. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Ayrıca kul avdu rabbin nas minel cinneti ven nas. Cinlerden de Allah'a sığınacağız biz. Orada ayet var. Evet, yatarken besmele çekeceksin. Allah'a sığınacaksın. Besmele sığınmak demek. Evet, şöyle peygamberimiz şu duayı yapın diyor. Bunlardan kurtulmak için. Âmentü billahi. Allah'a inandım. Ve kefertü bit davuti. Allah'ın dışındaki o tapınılan hep de putlar, diğer insanları azdıran şeyler, onlara, tağutlara reddettim onları. Vaadullah hak. Böyle iman edenlere, güzel işler yapanlara Allah'ın vaadleri cennet haktır. Ve sadakal mursalun. Peygamberler de doğru söylemiştir. Peygamberimiz başta olmak üzere. Güzel iş yapanlara cennet var. Yanlış yapanlara cehennem var. Doğru söylemiştir. Allahümme tübdü ileyke. Allah'ım ben sana tövbe ettim. Günahlarımdan dolayı vazgeçtim, pişman oldum. Sana yöneldim, tövbe ettim. Ve ene minel müslümin. Ben Müslümanlardanım. Senin iradene teslim olmuş, sana inanmış, sana peki demiş, her şeyinde itaat etmiş olanlardanım. Allahümme inni eûzübike. Allah'ım sana sığınırım. Min tavârike hâzel leyl. Şu gecede gelen, geceliğin gelenlerden cinler gelebilir. Şeytan musallat olabilir. Allah'a sığınmazsanız. Çünkü şeytanın işi insanlara kötülük etmek. Gündüz kötülük ettiği gecede kötülük edilebilir. Onun için anacığım, çocuğuna besmele çekmeden süt verme. Şeytan müdahale eder. Sen beyefendi, hanımefendi, besmele çekmeden yemek yeme, su içme. Şeytan karışabilir. Kur'an-ı Kerim'de var. Gece besmele çekmeden, Allah'a sığınmadan uyuma. Zarar verebilir. Allahümme inni eûzübike min tavârike hâzel leyl. Şu geceyi, geceliğin gelenlerden sana sığınıyorum. Gelecek şeylerden. İlla tarikan yatruku bi hayır. Hayırlı gelenlere kapım açık. Onlar gelsin. Ama kötü, şer, fitne, fesat getiren, kötülük, bana kötülük getiren şeytan başta olmak üzere diğer cinlerin şerrinden de beni koru ya Rabbi diye sığınırsanız sizi rahatsız eden olmaz diyor. Bu peygamberimizin duasıdır. Bu hadis-i şerifi, bu hadis-i şerifi Hakim Müstedrek'inde, Müstedrek şu demek, Buhari Müslim şartlarını taşıyor ama Buhari Müslim kitabında yok. Bu hadisleri toplamış bu zat. Hakim Müstedrek dediği bu. İşte bu zat, yani sağlam hadis, sahih hadis Ebu Hureyre'den nakletmiş. Bunu ne zaman söylemiş? Fatıma anamız gelmiş radıyallahu anha validemiz. Ya Resulallah demiş. Tabii peygamberimize herkes geliyor. Giremiyor içeriye, kalabalık. Peygamber'e giremeyen kızına gidiyor. Kızını ziyarette, Hazreti Ali'de damadı, ona gidiyor. Misafir çoğu olunca somun yok o zaman, fırın yok. Un değirmenleri yok. Arpa ununu el değirmeninde Fatıma anamız misafirle yemek yedirmek için kendi üürüyor. Onun için elleri böyle nasırlaşmış. Arpayı yara yara el değirmeninde, el değirmeninde. O zaman şimdi şey de yok, tazlikli su da yok. Tazlikli su da yok. Kuyuya gidiyor, çekiyor
urganla suyu sırtında, omuzunda atıyor, getiriyor eve. Misafirler kalabalık, sık sık gidiyor. Omuzu da yara olmuş, urgan pişmiş Fatıma anamızın. Hazreti Ali Efendimiz gelmiş, bakmış mübarek hanımına, omuzunu ip pişmiş, yara etmiş. Elleri de nasırlı. Zaten her gün oruç tutarmış, sabaha kadar uyumazmış. Fatıma o demek. Dünyadan kesilmiş demek, adı da o. Dünya sevgisi yok hiç, hep Allah diyor. Evet, görevlerin dışında hep Allah'la meşgul. Acımış, demiş ki ben diyemem demiş. Baksana şu haline. Resulullah herkese ikişer tane, üçer tane hizmetçi verdi. Çünkü harp, savaşıyorlar, düşmanları esir ediyorlar ve böyle veriyor Peygamberimiz de onlardan. Sana da bir hizmetçi versin, misafirimiz çok. Elhamdülillah, şükür olsun Allah'a, misafirimiz çok. Baksana, ekmek, arpa yarmaktan elin nasırlanmış, su taşımaktan omuzun yara olmuş. Bir hizmetçi iste, hadi git de, ben diyemem demiş. Gitmiş Fatıma anamız, o zaman demiş ya Resulallah, baksana babacığım yok. Allah'ın Resulü olmak babalıktan önde. Baksana babacığım, buram yara, elinde nasır. Şikayetim yok da, bir hizmetçi de bana versen, herkese ikişer tane, üçer tane vermişsin. O zaman demiş ki, hadi bakayım demiş. Yatarken 33 Sübhanallah de. 33 Elhamdülillah de. 34 de Allahu Ekber de. Bir de şöyle söyle işte. Allahümme Rabbes semavati ve Rabbel ardı. Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ente ahidun bi nasiyetihi. Entel evveli feleyse kableke şey. Ve entel ahir feleyse ba'deke şey. Entel batını feleyse duneke şey. Agnina minel fakri. Vakti annet deyin de, bu hizmetçiden daha hayırlıdır. Hadi bakayım güle güle demiş. Yine de vermemiş. Peygamber kızına fedakarlık yaraşır demiş. Tamam, hizmetçi kullanmak şey değil de, peygamber kızı fedakar olacak demiş. Hadi bakayım bunları söyle. Bu hadis-i şerifi o zaman söylemiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.